Nazlı Sesli kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canlar bir taneler. Nasılsınız, iyi misiniz? Haliniz, hatırınız nasıl? Bir yaramazlık yoktur inşallah. Bizler arkadaşlar bugünkü izlediğiniz vlogda da gördüğünüz canımı sıkan bazı şeyler oldu. Onun dışında gayet iyi diyelim, iyi olalım arkadaşlar. Sizler de umarım iyisinizdir hepiniz. Can Muhammed'imiz arabayla oynuyor. Bugünkü stilim böyle. Şöyle, bunu da takipçim Hasibem göndermiş canım. Burada sevgiler gönderiyorum ona. Şöyle altıma da, şöyle altıma da etek giydim arkadaşlar. Ney nefes? Altıma. Hah. Şöyle etek giydim. Kusurlu etek. Ay ayaklarımı görmüyor. Ay benim ayaklarım var ya, ben ayaklarımın görülmesini istemiyorum. Ha, terlik de giymedim. Böyle bir cinslik var bende. Ve siyah şal, penye şal eşittir Nazlı. Her zamanki gibi nefes, çünkü anne siyahlara bulanmıştı. Nefesli yeşil renk giydim. Arkadaşlar bugün işlerim var. Dünkü halledemediğim işimi halledeceğim. Nefesi okula bırakacağım, direkt gideceğim oraya. İşimi halledeceğim. Arkadaşları bugün benim eteğimde challenge defa. Tamam. Challenge mı? Tamam yaparız. Tamam. Arkadaşlar işte işlerimi halledeceğim. Yeter dedim ya. Nazlı sen dün neler sana birden yıkıldın. Kendini topla kızım dedim. Bugün işlerimi halledeceğim bacılar. Yok, yola devam. Durmak yok bana. Şimdi nefesini arkadaşlar şeyini hazırlayacağım. Eslenmesini. Makarna, yoğurt, meyve varmış. Onu hazırlayacağım. Makarna yetişen. Nefes şeylerini getirir misin annem? Ne? Nefesin adı kız. Ha. Bugün de arkadaşlar Allah izin verirse patlıcanları kesip kızartacağım. Bugün de menüde şey var. Domatesli bulgur pilavı ve cacık. Dün yapamamıştım. Bugün yaparım inşallah. Allah izin verirse. Çekil anne. Böyle arkadaşlar. Ya. Kuzular öyle öyle. Yeter mi nefes bu kadar? Bitecek abi bu. Evet, evet. Tamam mı? Bu da Can Muhammed'e falan annenle yedirir. Evet. Annesi kurban olsun. Onu yaradana. Dur abicim bir dur. Bir tanem o dur. O sanki ben yiyeceğim sanıyorum. Hah, iki kaşık da yoğurt. Bir de üzüm koyayım kızıma. Tamam mı aşkım? Şeftali annem mevsimi bitti, almadım dedim ya. Elma. Nefes meyve seçiyorsun. Bak arkadaşlar seçiyor, görüyorsunuz değil mi? Her şeyi seçiyor. Üzüm yiyeceksin nefes. Seçmek yok. Kızım bak bunu bulamayanlar var ha. Nefes bak ne kadar güzel. Üzüm yiyorum ya. Üzüm diyor. Kız götünde ben koymadım mı? Elma. Ne var işim? Nefes ko. Nefes ko. Koş. Aa ver çantanı, ben tutayım anne. Güneş var her zamanki gibi arkadaşlar. Tepede. Bakın. Kız ışığımı bıraktım arkadaşlar. Kız karşıdan karşıya geçiyor. Arkadaşlar. Ben sizinle var ya kahve keyfi yapmayı çok özledim ya. Ay inşallah işim hemen biter de eve gelirim, bir kahve keyfi yaparız sizinle. Öyle değil mi? Kız ben böyle kendime şey diyorum ya. Ay ne güzel olmuşum diyorum ya, ona da laf ediyorum. Anam ben ne yapacağımı şaşırdım, ne diyeceğim şaşırdım. Ama ne yapayım, kendimi beğeniyorum, evet. Ne güzel giyinmişim, bak çok güzel. Ta nereye gideceğim biliyor musunuz arkadaşlar? Adanalılar bilir. Marsa'ya. Marsa'nın oralara gideceğim ta.
ben kahveye yetişemem bacılar. Aha saat 1:30. Git geldiğine ne kadar saat? Oho, yetişemem. Yani nefes aldıktan sonra ancak içebilirim. Ben bazen var ya çekiyorum sanıyorum kendimi, meğersem tuşa basmamışım. Çekmiyorum ha. Kaç defa öyle oldu. Arkadaşlar, nefes nefese kaldım kız. Ay, işimin yarısını hallettim. Yarısı da yarına kaldı. Şu an saat 4:22 geçiyor. 16:22. Nefesin öğretmenine mesaj attım. Hocam merhaba dedim. Nefesi 4:30 gibi alacağım dedim. Neyse tamam dedi. Ay, koştur koştur otobüs seninle. Şu karşıda nefesin okulu işte. Hemen gidin kızım halim. Bir haber verim dedim sizlere canla. Ablaları, teyzeleri nefesi aldım. Ay kız bu ne? Nasıl gözüküyorum ışıktan ha? Nefes. Ay kız ben olurum yeniden. Teyzemiz de geliyormuş, seher şefimiz. Servisteymiş. Efendim anne? Evet. Dapıyor mu diyor. Şimdi o ilişimi de size gösteririm. Kavuşma anımızı. Anneannemle konuştuk işte arkadaşlar yoldayken. Nazlı diyor hiç ağlamıyor diyor, bana alıştı diyor, benimle birlikte oyun oynuyor diyor. İyi dedim anneanne. Ay kız iyi ki anneannem var, görüyor musunuz? Can Muhammed de oradan oraya ben nasıl giderdim yoksa. Oh. Hadi kız görüşürüz evde. Nefes. Abi bir şey yapalım, gel gel. Bakayım ne yapıyor. Can Muhammed. Uyudu mu acaba? Uyuyor mu anneanne? Ha? Uyuyor mu Can Muhammed? Abla nere uyuyor? Anneanne sana bayağı alıştı ha. Hiç aramaz da görmeli. Ben de böyle uyuyayım. Babasına ilahi söylerdim yanımda Ali. Aldı. Oy. Ne yaptınız? Hocam. Açıyı ayarlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Ha. Şimdi hemen gidecek. Domatesi bulgur pilavı yapım aşamasına geçiyoruz. Ne yaptın mı? Ne yaptın mı? Aha. Şöyle. Anne ben onu üfleyeyim. Tamam kızım dur. Bir zen geliyormuş anne. Ay artık bir
biliyor musunuz? Ben dışarıda oldum mu böyle oluyor işte. Ne yapayım, yetişemiyorum bacılar. Burada şu şeyin sesi var ya. Kettle'ın sesi, şimdi size gelir sesimi anlamazsınız. Arkadaşlar yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra kahvemi yapacağım, size açıklayacağım bacılar. Ne oldu? Kız ben hala şey almadım ha. Tahta almadım, görüyor musunuz? Hah, şöyle. Tamam. Görüntü güzel. Elimde de olacağım. Ne yapayım? Güzel doğradım inşallah. Domatesleri rendeleyeceğim valla. Böyle arkadaşlar. Mahvoldum. 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 Kahve içmedim ya, kahveyi canım öyle bir istiyor, bir istiyor. İki gün oldu biz sizinle sohbet edemiyoruz lan, farkında mısınız? Tüm günle birlikte kahve sohbetleri. Neyse bugün ederiz. Şey, acebek var işte. Arkadaşlar siz acebek ne diye sormuşsunuz. Adananlar acebek der. Herhalde siz börülce diyorsunuz. Yorumlarda yazmışsınız da. Biz acebek deriz şeye. Görünceye. Onu açıklayayım dedim. Aynı şeye işte benziyor. Taze fasulyenin incesi. Resmen elim ayağıma dolandı. Ne yapacağımı şaşırdım. Bunlar arkadaşlar biliyorsunuz geçen domates buzda attım ya, yıkamıştım, onun için yıkamıyorum, yanlış anlamayın yani. Ondan kalanlar, hani ezik demiştim ya, izlerseniz biliyorsunuz. Ben şimdi rendeleyeyim. Can muamelemiz uyuyor vallahi kız. Anneanneme nasıl almıştı? Arkadaşlar bazıları şey yapar ha, böyle domatesi bulgur pilavını, patatesi falan yapıyormuş. O da güzel olur aslında. Nefes, yemeğini yedin mi anne? Tamam. Şöyle biraz yaklaştırayım. Arkadaşlar hani ben o kaşıkları aldım ya, ben onları kıyamıyorum ha kullanmaya. Bende öyle oluyor var ya, böyle bir şey alıyorum bazen kıyamıyorum kullanmaya. Bayağı bir geçiyor, ondan sonra kullanıyorum. Öyle ilginç şeylerim de oluyor benim yani. Şöyle 2,5 bardak yapayım da yarına da kalsın. Şimdi biraz salça. Oh, açılmıyor. Gördünüz mü? Şöyle. Biraz daha. Hani. Bunu yerine koyayım. Oh. Oh. İyi ki hemen otobüs geldi. Yoksa çok geç kalacaktım arkadaşlar. Doğmuşu bekleseydim. Otobüse bindim işte. Geçiyor mu oradan dedim. Neyse ki geçiyor dedim. Dolmuşu beklesem oho 20 dakikaya bir geçiyormuş valla. Tam yola çıktım. Oradan geçiyordu otu dolmuş. Şöyle bekle bekle dedim, görmedi beni herhalde. Pardon. Ne oldu bir tane? Nefes de ben gelmeyince korkmuş arkadaşlar. Korktum anne diyor. Niye kızım dedim, korkuyor. Biraz daha yağ dökelim mi? Bol yağlı güzel oluyor. Heh. Yanına da cacığımızı da yapalım arkadaşlar. Oh mis. Sizin bugün menünüzde ne var?
Ben bunu size böyle menü soruyorum, farkında mısınız? Şimdi bu böyle dursun. Kapağını kapatayım, pişe dursun. Ondan sonra salatalıkları çıkarayım bacılar. Acaba kaç tane salatalık çıkarsam? Şu bir tane küçük var. İki tane çıkarayım yeter değil mi? Aynen. Bakın. Bir de şöyle bir çıkarım, aynen yeter. Şöyle çıkarım. Şunu da altını sileyim. Şunu da altını kısayım. Yavaş yavaş pişsin. Baharatlarını sonra eklerim. Bulguru arıyordum. Bol domatesle. Yedin mi anne? Hı. Afiyet olsun. Evet. Tamam. Dur vereceğim anne. Dur bekle. Gel. Ben Muhammed daha önemli bu arada. Nefes senin suluğun nerede anne? Valla anneannemle mi unuttuk acaba nefes? Ama ben getirdim diye biliyorum. Ha? Sence nerede? Annem dur dur onu ben soyayım sana. Dur bir tane. Tuz. Anne o kadar açık kesme çay. Tamam aşkım. Kabukları. Naneyi az koyayım Seher. Çünkü naneyi az seviyor. Ha. Bu biber. Ana? Naneyi teyzem çok sevmiyor. Az koyunca seviyor. Sen şey mi istiyorsun? Gel. Dur. Bunları seni soyayım mı? He? Annem ikisi de aynı salatalık aşkım. Al bunu soyayım. Al al bunu yiyip daha güzel bak. Ha. O hep ucu şey olmuş ha bak. Gitmiş ucu. Al anne. Bir tane daha salatalık çıkarayım. Onun ucu hep ne diyorlar böyle hani yumuşamış ya arkadaşlar. Onun için ucunu öyle attım. Çok yumuşamıştı ucu. Bunlar da burada dursun. Şimdi Seher gelince de şeyi yaparım. Cacığı. Dolapta su var değil mi? Biraz daha doldurayım dur soğuk suyla yaparız. Suyunu ekleyeyim arkadaşlar. Bakayım daha da göz kararı. Önceden var ya hep bardakla ölçerim suyu. Şimdi göz kararı yapıyorum. Level atladım. Yavaş yavaş level atlıyorum. Ama şimdi doğrusunu söylemek gerekirse arkadaşlar ne yalan söyleyeyim. Annemle Seher benden daha amarat. Yalan söylemeye gerek yok yemek konusunda. Ben de böyle temizlik yaptım mı arkadaşlar tam yapar böyle özene özene yaparım. Biraz daha su koyayım da ben böyle hafif o lapa gibi seviyorum. Tamamdır. Hoppun yemeğimizi de hemen 5 dakikada hallettim görüyor musun? Pratik Nazlı. Şimdi canlar ben üstümü şöyle bir değiştireyim rahat şeyler giyeyim ondan sonra görüşürüz. Arkadaşlar bulgur pilavım pişti. Dedim ya Seher gelince cacığı yapacağım. Ablaları birinci tabağı bitirdi. İkinci tabağa geçti Can Muhammed. Bakın. Oh. Ay yedim çok mutlu oluyorum ben ya. Aşkım. Ne oldu? Ne var
orada? Oyuncakların mı orada? Ne? Araba. Araba diyor bak. Dili dönmüyor. Duyuyor musunuz araba? Araba. Aa, arabası nerede? Can Muhammed'in arabası nerede? Evet. Kamyonun nerede? Yeşil kamyonun nereye gitti? Odanda mı? Can Muhammed, araban nerede? Evet. Araba nereye gitti? Allah için nefes ye. Araba. Aa, araba orada. Evet, ayakkabılığın üstünde. Hadi iyi oğlum. Hadi aşkım. Ne oldu kuzum? Yerde sürünürsen annem öyle olur. Kurban olurum yaradana. Oh ne. Ay arkadaşlar ne Can Muhammed'e böyle şey ya. Hani böyle hayvan desenli tabaklar var ya. Onlardan alayım diyorum kız. Oğlum daha çok yer. Aa, ablası arabayı getirdi bak. Aa, çok güzel. Mavi araba Can Muhammed. Bu ne? Bunun adı ne oğlum? Söyle Can Muhammed. Ne bu? Tır mı? He, tır. 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 Can Muhammed söyle. Dur ablası yemeğini yesin. Oh. Ne? Ham. Arkadaşlar soframız böyle. Bayağıdır sofrayı çekmiyordum diyordunuz. Nazlı sofrayı çek artık niye çekmiyorsun diye. Böyle arkadaşlar ayrı ayrı tabaklara koymama gerek yok. Bak, ortaya koydum pilav. Burada da acebek var. Şey yapmıştık cacığım. Hadi Sehoş. Seher şefimiz de geldi arkadaşlar. Can Muhammed'imize dur bakalım hele. Oyuncakları ne yaptın? Can Muhammed iyi karnı. Seher iki tabak pilav yedi. Seher şef. Ne oldu? Utanıyor mu? Evet. Döktüm kahvemi görüyor musun? Geldim arkadaşlar. Sonunda gelebildim. Size açıklayacağım ne için üzgün olduğumu. O haber ne haber diyordunuz? Nazlı, niye o gün söylemedin derseniz, o gün kendimi iyi hissetmiyordum arkadaşlar, hazır hissetmiyordum. Onun için söylemek istemedim canlarım, bugün söylemek istiyorum. Evet, siz benim bir ailemsiniz, sizden hiçbir şey gizlemiyorum gerçekten. Söylüyorum arkadaşlar, beni üzen olay, arkadaşlar mahkemeyi kazanamadım. Eşim için hani mahkemeye ben başvurdum. Onları size söylemedim. Hani yorumlarda yazdım da hani öyle bir açıklama yapmadım. Ama arkadaşlar mahkemeyi kazanamadım. Dün işte işlerimi halletmeye gidiyordum yani nefes bıraktıktan sonra. Telefon çaldı. Avukat aradı baktım. Efendim abi dedim. Naz dedi. Ne yapıyorsun? İşim var abi dışarıdayım dedim. Müsait bir yere geç dedi. Otur dedi. Ne oldu abi kötü bir şey mi oldu? Söyle dedim. Evet dedi, kazanamadık Nazlı mahkemeye dedi. Olsun abi dedim, kısmet böylemiş dedim ama içim yanıyor böyle bir görseniz. İçim yanıyor yani. Sonra üzüldüm falan, ağladım. Anne dedim, hemen ben sana geliyorum dedim. Ne oğlum? Sana geliyorum, gel kızım dedi işte. Ne oldu Nazlı, kötü bir şey mi oldu dedim. Böyle böyle oldu işte anne dedim. Nefes ıslak mendil getirsene anne. Yemeyeceğim mi? Pardon arkadaşlar, Can Muhammed'in istekleri. Bunu yemiyor. Seher geçecek ha. Arkadaşlar işte buydu yani, beni üzen olay buydu. Ben hani böyle kimseyi bugün yorum gördüm hani dalga mı geçiyorsun bizimle, prim mi kasıyorsun demişsin de. Canım öyle bir şey yok. Ben asla prim kasmam. Açıkladım. Kendimi hazır hissettiğim zaman açıklayacağım dedim. Bugün hazır hissettim, bugün açıkladım. Öyle bir şey yok yani. Asla ben prim falan kasmam. Beni az çok bilirsiniz. Ha, kameralar karşısında görüyorsunuz ama arkadaşlar insanın yüzünden nasıl bir şey olduğunu anlarsınız. Öyle değil mi? İnsanın yüzünden nasıl bir şey olduğu belli olur yani. Öyle birisi değilim ben arkadaşlar. Lütfen beni yanlış algılamayın. Lütfen beni yanlış anlamayın arkadaşlar. Yanlış anlaşılmak asla istemiyorum. Çok üzülürüm ben. Al oğlum. Mahkemeyi kazanamadık. Kısmetimizdeymiş. Hakkımızda hayırlısı buymuş. Ne oğlum?
Bir dakika arkadaşlar, Can Muhammed'in istediklerini yapayım. Can Muhammed'in istediklerini yerine getirdim arkadaşlar. Öyle işte canlarım. Konumuz buydu. Beni üzen haber buydu yani. Bu arada kahvemizi geç içiyoruz bugün. Kahvesi kız. Kısmetim taşmış. Ya da gözyaşı diyorlar ya. Aman hurafe. Öyle canlarım işte. Kısmetliyim. Çok umutluydum biliyor musunuz? Ona öyle bir umutluydum ki hani mahkemeyi kazanacağım diye. Gerçekten hayallerim vardı. Herkes şimdi hayal eder. Öyle değil mi arkadaşlar? Hani mahkemeyi kazanayım. Şunu alırım, bunu alırım diyordum böyle. Hani hayal ediyordum. Her şey çocuklarım için tabii ki. Olmadı, ne yapalım? Şahinimin hakkını alamadım. Olsun ama borçlarımızı ödüyorum. O da mutluluk verici bana. Olmadı, Allah büyüktür. Allah'a havale ettim. Rabbime havale ettim. Bu yani arkadaşlar. Başka hiçbir şey diyemem. Allah'a havale ediyorum. Herkese Allah'a havale ediyorum. Benim hakkımda kötü düşünenler, kötü laf söyleyenler, beni kıranlar, herkese hakkımı alan, hakkımızı yiyenler, herkese Allah'a havale ediyorum. Buydu canlar işte, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Acılarımı, üzüntülerimi, sevinçlerimi, mutluluğumu, her şeyime ortak oluyorsunuz. Bugün bir yorum gördüm, Naz dedi, biz senin aileniz dedi, lütfen bize bunu açıklar mısın, neden üzgün olduğunu. Ben çok üzülüyorum. Ay o yorumu gördüm, bir mutlu oldum. Allah nasıl düşünce dedim ya, baksana aile diyor, benim düşündüklerimi düşünüyor dedim. Sana yorum yaptım dedim, canım yarın açıklayacağım, merak etmeyin siz, iyi ki varsınız dedim. Öyle yorum gördüm, çok mutlu oldum arkadaşlar. Öyle arkadaşlar işte. Şimdi bir çay içeceğiz bu kahveden sonra. Şu bulaşıkları halledim, ocağı silmeyeceğim. Bir çay içtikten sonra arkadaşlar patlıcanları şey yapacağım. Dilim dilim yapıp buzluğa atacağım. Kız yer de yok, ben ne yapacağım? Ha, alt kata koyarım, aynen alt kata. İki poşet çıkar mı acaba ya? He, patlıcan zaten pişince şey oluyor ya, küçülüyor ya. Nefes. Anne benim elim niye görünmüyormuş? Bilmem. Aydın gözüküyor nefes. Birazdan görüşürüz canlar. Arkadaşlar şu an saat 10:45 geçiyor. Nazlı'nın daha yeni vakti oluyor. Ya, düşünebiliyor musunuz? Hemen bacara şu patlıcanları ben de kızartayım ya. Vallahi billahi ya. Yılan işaretine döndürüz bu. Kumaları patlıcanları bitirdik. Ya da bugün hepsini yapmam. Birazını bugün yaparım, birazını da yarın yaparım. Öyle değil mi bacıra? Durun şöyle size düzelteyim ekranı. Ha. Şu başlığı halledeyim. Böyle geçsin. Burayı iyice yıkarım arkadaşlar. Anneciğim ne oldu? Ne oldu annem? Evet. Ne oldu? Bebeğiyle mi oynuyorsun? Ne oldu oğluma? Şuna bakın şuna. Şunun yakışıklı. Bunun yakışıklılığına bakın. Oh afiyet olsun. Bacım. Hadi ablanla oyna. Ablası. Temiz burası canlar. Bir dakika kız. Şeyi ayarlayamadım ben. Heh, açayım. Oy Nazlı'nın kışlık hazırlığı. Oy Nazlı'nın kışlık hazırlığı. Oy oy. Böyle arkadaşlar, bu kadar yeter. Annem. Ha, aferin, buldun mu onun tekini? Dur, bir dakika. Bunlar küçük, dolma için bunlar, aynen. Ya da şunu da yapayım da bir. Bunlar da dolmaya kalsın. Ay, eşarmı çıkmaz. Tövbe yarabbi, tövbe. Şimdi bir tane kap alıyorlar. Ne tatlısı yapayım aşkım? Ay. Tamam, anneannen geldiği zaman yapar, tamam mı? Tamam. Cumartesi günü Allah izin verirse anneannemiz gelecek. Ay, bir günde kalacak arkadaşlar. Uhu. Süper kız. Gel Muhammed. Ha? Kutuda oynuyor. Ya kız al onu oradan annem. İçine gidiyor. Şunları soyayım. Arkadaşlar Can Muhammed banyoya girmişti. Üstünü başını cımcılık etti. Banyo ettirdim onu. Bunları yapmadan yani. Ben de şunları yapmam lazım. Daha yorumlarınıza cevap vermedim ya ben. Anacığım.
tane poşet. Dur bir dakika. Şurada pazar poşeti vardı. Onu alayım da. Şu poşeti alayım. Kabuklar onun içine koyayım şöyle. Böyle. Çizgili çizgili soyacağım arkadaşlar. Ömür'e yani canlar bunları da aradan çıkarayım kız. Sonra daha bir şey yapmayacağım. Yeter ya anam, doldurdum buzdur maşallah değil de. Allah havası salıyor da hepimize yemeği nasip etsin. Tüm yapanlara. Ne oldu Nefes? Alıyor mu oyuncağı? Arkadaşlar sizin kışlık durumlar şeyleriniz ne durumda? Buzluklarınız doldu mu? Annem turşu yapacak daha. Yine domates yapacak. Bugün almış kapıdan. Bursa domatesi 6 liraymış. Almaz diyor. Çok güzel diyor domatesler. Kocaman diyor. 6 kilo aldım diyor işte. Kilosu 6 liradan. Onu da yapacağım diyor. Dilimleyip koyacağım diyor. Kavanoz yaptı ya. Doğrayıp da yaptı. Şimdi dilimleyip yapıyor arkadaşlar. Oğlum kapat orayı. Kapat. Evet arkadaşlar gördünüz, doğradım hepsini ama çekirdekli çokmuş ya. Bakın göstereyim size. Çekirdekmiş görüyor musun kız? Böyle onun için ucuza veriyorum. Ne yapayım abi, bir şey olmasın. Şey çok yağ çekiyor. Patlıcan. Valla şunu da yapayım da hemen. Bir sürü işim var daha ya. Yağın kızması da şimdi bayağı bir beklememiz var. Kız şu tere bak aman Allah'ım. Arkadaşlar bu arada çamaşır makinesi çalışıyor. Sessiz gelebilir, kusura bakmayın. Kapıyı kapatın. Can Mehmet açmış kapıyı bak. Kapatayım da ha. Ses çok gelmesin size. Kızmış mı acaba? Yok kızmamış. Sağ büyük büyük. Şöyle büyük tencere olsaydı aslında bayağı. Ya da fritöz olsaydı hemen at çıkar vallahi ne güzel. Bitti. Aferin kızıma. Nefes annem buraya gelmeyin, yağ var kızım. Anne. Neyi göstereceğim? Odanı. Odanı topladığını mı? Hı. Tamam dur. Evet. Nefes de iyice YouTuber oldu ha. Şuraya da bir tane sıkıştırdım. Tamam. Hatta şuraya da bir tane sıkıştırdım. Bir dakika. Küçüğü de sıkıştırdım. Küçükleri böyle sıkıştırdım.
Hemen yağ çekti bacılar, görüyor musunuz? Ana hiç yağ kalmadı kız. Keşke az dökseydim ha. Ay bu arada kendimi göstereyim ya. Böyle olmuyor ha. Böyle tamamdır. Okey. Bu sefer de böyle yapayım dedim. Ne yapayım anam bacım? Ah! Bismillah. Kaldı mı? Yok. Bak oraya da sığdırabilirim, şuraya bak. Hoppala. Nasıl sığdırdım? Bak ne dedi, gördün mü? Anne. Senin anan nasıl yapıyor ya? Kışlık için yiyecek hazırlıyorum. Niye? Yememiz için kışın. Kışın ben arkadaşlar şimdi bu devamlı yağ çekiyor. Ben buna devamlı yağ dökersem anam yağ yetişmez ki. Dökmeyeceğim valla, ne yapayım? Hep içine çek daha ya, aynı sünger gibi. Bak. Aa, ne o vallahi döken o kadar ya. Can Ahmet, onu evi mi istiyorsun bebeğim? Evet, evi de kırmızı. Anne, ne verdim, ne yapayım? Bu büyük kaba koydum arkadaşlar. Tabağa koymadım ya. Bu kirlenmişken buna koyayım dedim. Hani kulu çıkarmışken. Şimdi bunları yapıyorum. İkinci postaya geçtim. Arkadaşlar canlar bitti. Poşetledim. İki poşet çıktı. Vallahi Seher diyor ki abla yeter yapma ya, daha ne yapacaksın diyor. Ben de dedim tamam ablam, daha yapmayacağım. Bu son zaten. Çok yoruldum. He? Daha çamaşır sereceğim arkadaşlar. Yorumlarınıza cevap vermedim. Videomu düzenleyeceğim. Bir sürü işim var daha. Burada da videomu kapatayım canlarım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.